Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, öncelikle hayırlı fuarlar diliyorum size. Çok teşekkürler, sağ olun. Bugün fuarın ikinci günü. Öncelikle fuarla ilgili beklentilerinizi sormak isterim. Nasıl geçiyor? Dün ilk günümüzdü ve bizim aynı zamanda ilk fuarımız. Bizim için çok iyi geçti. Beklediğimizin üzerinde, yani korona dolayısıyla beklediğimizin üzerinde bir katılımla gerçekleşti. Biz şu an için çok memnunuz. Evet, inşallah bundan sonraki herkes fuarlarda aynı başarıları diliyorum. Görüşürüz diyelim. Sağ olun. Melek Hanım, sizi tanıyarak aslında röportaja başlamak isteriz. Hı hı. Sayın Melek Dağcı kimdir efendim? Şirketin kuruluşu ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Evet, ben Melek Dağcı, şirketin genel koordinatörüyüm. Şirketimiz Nisan 2019 yılında kuruldu. Daha çok yeni, bebek diyebilirsiniz. Sektörde de ilkiz, çok yeniyiz. Bu da ilk fuarımız, inşallah çok iyi geçecek. Hayırlı olsun. Evet, yenisiniz, bebeksiniz ama çok hızlı adımlarla girdiniz aslında. İnşallah. Kısa sürede de başarı gösterdiniz. Teşekkür ederim. Aslında bu sektörde ne kadar iddialı olduğunuzu çok da gösteriyor. İddialıyız. Değil mi? Evet. Çok iddialı ürün bir giriş yaptınız. Ürün çeşidimizde çok iddialıyız. İddialı bir giriş yaptık. Evet. Umarım yıllar boyu böyle devam İnşallah. Eder teşekkür Melek Hanımcığım. Peki biraz ürünlerden bahsedelim, hizmetlerden bahsedelim. Neler yapıyorsunuz? Ürünlerimiz biz tamamen sadece kek üzerine yoğunlaştık. Yanı sıra yan ürünlerimiz yok. 5 adet ana ürünümüz var. Örneğin donut kekimiz var. Türkiye'de şu anda piyasada hiç olmayan. Yabancı sermayeli bir firmayız ve bir fark yaratmak istedik. Zaten tadına baktığınızda farkımızı da fark edeceksiniz. 5 ana ürünümüzün altında da 5'er adet farklı ürünler var. Meyveli, soslu, çikolatalı, aromalı, çok lezzetli ürünlerimiz var. İnşallah size de tattırmak istiyoruz. İnşallah seve seve tadına bakmak istiyoruz açıkçası. Sabırsızlanıyoruz da. Şimdi üretim yerinizden ve lokasyon konum bilgisinden de değerli izleyicilerimize bahsedelim. Fabrika nerede? Kaç metrekarelik alanda? Evet. Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Biz şu an için 30 kişilik bir kadromuz var. Yeni olduğumuz için. İzmir Kemalpaşa'da faaliyet gösteriyoruz. İzmir'den Ankara'ya giderken hemen İzmir-Ankara asfaltının sağında bizi görebilirsiniz. Evet. İzleyicilerimiz ihtiyaç olduğunda orada sizi ziyaret edebilecekleri tabii ki, gibi. Tabii ki elbette bekleriz herkesi. Tabii ki web sitenizden, sosyal medyadan, tabii Google ki, takip edebilirsiniz. İletişim elbette, kurabilecekler. Tabii ki. Ben sektördeki farkınıza biraz değinmek istiyorum. Kalite dediniz, lezzet dediniz. Evet. Tabii ki müşteri memnuniyetini getiriyor elbette aslında ki. Bütün bunlar. Tabii ki. Kısa bütün sürede, hedefimiz müşterilerimizin memnun olması. Evet. Kısa sürede başarılı oldunuz. Bunu neye borçlusunuz? Ürün kalitemize borçluyuz diyebilirim tamamen. Çünkü üretim müdürümüz de gerçekten imalat ekibimiz de canla başla çalıştık biz bu fuar için. Ve karşılığını da fazlasıyla aldık diye düşünüyorum. Herkese de aynı başarıyı diliyorum. Evet. Teşekkür ederim. Talepler daha çok nereden geliyor? Gerek yurt içinde, biz, gerekse yurt dışında nerelere kadar? Evet, şimdi fuarda katılım bizim standımızla da alakalı olarak daha çok Kuzey Afrika ülkelerinden gibi görünüyor. Zaten Libya sermayeli bir firmayız. Dolayısıyla şu ana kadar Yemen, Ürdün, Irak, Filistin ve Libya pazarlarına anlaşmalarımızı yaptık. Evet, hayırlısı olsun ama biz sizi bir dünya markası olarak görmek İnşallah. istiyoruz. İnşallah. Şimdi bir yıllık bir firma olduğunuzu söylediniz. Firmanın genel müdürüsünüz. Aslında genç, dinamik, başarılı bir kadro var arkada. Evet, elbette şimdi ki. Mutfak kısmında da yine deneyimli bir ekip var. Tabii mutfak ki. Da önemli. Tabii ki her şey ekip işiyle başlıyor ama ben bundan sonraki süreç ile ilgili hedeflerinizi de merak ediyorum. Çünkü siz vizyonu çok geniş, evet. ileriyi görebilen evet. ve kaliteden ödün vermeden aslında o hizmeti götürebilecek bir firmasınız. Aynı şekilde başladığımız gibi devam etmeyi istiyoruz elbette ki herkes gibi. Vizyonumuz daha ilerideki hedeflerimizi şöyle özetleyeyim. Öncelikle Kuzey Afrika az önce söylediğim gibi sonrasında Avrupa'ya açılmak istiyoruz. İnşallah Avrupa fuarlarına da katılabilirsek koronadan kurtulup da oralarda da kendimizi göstermek istiyoruz. Ve bir tesis, en kısa zamanda bir tesis daha istiyoruz. Evet, hayırlısı olsun. Bekliyoruz biz de. İnşallah. Teşekkür ederim. Şunu da sormak istiyorum. Korona dedik, pandemi dedik. Siz bu süreçte aslında çok büyük riskler alarak sektöre girmiş elbette oldunuz. Elbette. Çünkü şu an küresel bir kriz yaşıyoruz biliyorsunuz dünya olarak. Yaşardım. Bu süreç sizi nasıl etkiledi? Nelere dikkat ediyorsunuz? Bu konuyla ilgili izleyicimize bir şey söylemek ister misiniz? Zaten gıda sektörü olarak biliyorsunuz her türlü denetime tabi olduğumuz için özellikle de hijyen anlamında
Hiçbir şeyimizi eksik etmiyoruz. Ateş ölçerlerimiz, işte hijyen bariyerlerimiz, dezenfektanlarımız, maskelerimiz, çifter çifter bonelerimiz, çalışanlarımızın hepsinde her türlü önlemi almaya çalışıyoruz. Aylık rutin kontrollerimiz var, filmler çekiliyor, doktor kontrollerimiz var. Gıda sektörü zaten el değmeden devam etmeye çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Bu şekilde herkes güvenle bizden ürününü alabilir. Evet, son olarak değerli izleyicilerimize ve elbette ki sizi tercih eden müşterilerinize, bundan sonra da yeni katılacak çözüm ortaklarınıza, iş ortaklarınıza bir mesajınız var mı? Elbette ki. Şimdiye kadarki çözüm ortaklarımızla birlikte çok büyük şeyler başardık diyebiliriz. Bundan sonra da bizi tercih edenlerle birlikte iyi bir iş birliği kuracağımızı düşünüyoruz. Evet. Teşekkür ederim herkese. Öncelikle Fuar Alanı'nda standınızda bizi misafir ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hepiniz adına. Elbette. Ve sektördeki katkılarınızın katlanarak daha çok başarılarla aslında devam etmesini diliyorum. Çok güzel. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi dilekleriniz için. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın.